kıblemizi, ikinci mescidimizi ve üç harbimizden üçüncüsü olan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme şerefine nail olduk. Allah'a tekrar şükrediyoruz. Sevgili seyirciler, sizler de Mescid-i Aksa ve Kudüs'te Ribat nöbeti tutan Müslüman kardeşlerimize destekte bulunabilirsiniz. 2572'ye Vodafone ve Avea'dan mesajlarınızı ileterek yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. 5 lira değerindeki projelere destek olmak isteyen izleyicilerimiz ise mirasimiz.org.tr internet adresinden bu projelerle ilgili bilgileri alabilirler ve desteklerini buralara yönlendirebilirler. Mirasımız Derneği'nin telefon numaralarını değerli yönetmenimiz defaatle yayınımız esnasında da altyazı olarak sizlere aktaracak. Mirasımız Derneği'ne Kudüs'ü Mescid-i Aksa'ya yardımlarınız göndermek isterseniz ulaşabilirsiniz diyelim. Ben bu defa bir önceki bölümün tersinden başlamak istiyorum değerli Süleyman Hocam. Evet, hocamızla başlayalım diyelim. Hocam ben tabii ki sizinle özel olarak konuşmak istediğim son bölümde dilimizdeki yeri ve Mescid-i Aksa'nın bizim için önemi üzerinde duracağım ama bu bölümde de müsaadenizle gezimiz üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü istiyoruz ki hepinizin de ifade ettiği gibi herkes gitsin. Mescid-i Aksa bizim, Mescid-i Aksa bizim. Bunu sürekli tekrar etmek istiyorum. Bizim olan Mescid-i Aksa'da yaşadıklarımızda şöyle zihninizde kalan, en çok sizi etkileyen anekdotlardan bir iki tane paylaşabilirsiniz. Ya da çok etkilendiğiniz. Bizim olan Mescid-i Aksa'da benim en çok aradığım Filistin'in bayrağıydı. Çünkü bayrak özgürlük, hürriyetti, bağımsızlıktı. Ama onu kenarı yapar. Doğu Kudüs, Batı Şeria, Erhanil ve Eriye şehirlerinde gördük. Ona çok üzüldüm. Ayrıca da tabii Kudüs özetle ama diğer şehirlerde bizi götürme imkanları oldu. Rehberlerimizin ben teşekkür ediyorum. Özellikle Erhanil herhalde değil mi hocam? Erhanil bütün ziyaretçilerimizi çok fazla etkiledi. Çünkü Halil İbrahim peygamberin kabrine ve camisine girişte demir engellerinin olması, iş cihazlarının olması, insanların aranarak girmesi, Yahudi askerlerinin ve hakimiyetinin söz konusu ve içeride mabedin ikiye bölünmesi. Mabedin ikiye bölünmüş bir tarafında Yahudilerin kendilerine göre efendim orada günlerini yapması. Kilometreler ötürüktüğümüz halde Yakup, İshak peygamberlerin kabirlerine kadar gittik. Bu alakalı yoktur ama göz hakkı denen bir olay var. Görmek istedik. Hazreti İbrahim camide